Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Haftanın ilk işlem gününde birlikteyiz. Uluslararası gelişmeleri inceliyor olacağız. İsrail-Hamas cephesinden gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ateşkesin, geçici ateşkesin 2 gün uzatılmasını takip etmiştik ve beraberinde bir rehine takası söz konusuydu. Son gelişmelere yine göz atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açıklamaları var. Bakacağız. Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gazze bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır ifadesi dikkat çekiyor. Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 39. Bakanlar Oturumu açılış programında bu toplantının insanlığın sorunlarının çözümüne vesile olmasını diledi. Türkiye ve Türk milleti olarak bu yıl Cumhuriyet'in 100. senesinin devriyesini idrak ettiklerini hatırlatan Erdoğan şöyle söyledi. Coğrafyamızda kurduğumuz devletler zincirinin son halkası olan Türkiye Cumhuriyeti şanla, şerefle, başarılarla dolu geçen bir asrı geride bıraktı. Maziden atiye uzanan bu kutlu yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle Türkiye 100 yılı ile taşlandırmadan durmayacağız. Bunu da siz kardeşlerimizle birlikte omuz omuza başaracağız. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir vahşetin yaşandığı bu günlerde sergileyeceğimiz işbirliği çok daha önemli hale geliyor. İsrail'in 7 Ekim'de başlayan katliamları, esir takasları sebebiyle 6 gün süren faslının ardından 1 Aralık tarihi itibarıyla yeniden hızlandı. Sivilleri ve sivil yerleşim yerlerine hedef alan İsrail saldırılarında 16 binin üstünde şehit ve 36 binin üstünde yaralı verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bebeklerin, çocukların ve kadınların hayatını kaybettiğine dikkati çeken Erdoğan, Gazze'de şehit edilen her 3 kişiden ikisini çocuklar, bebekler ve kadınlar oluşturuyor. Kendilerinden haber alınamayan Gazze'li sayısı 6500'ü geçti. İsrail zulmünün kurbanları arasında 73 gazeteci ve 100'ün üzerinde Birleşmiş Milletler görevlisi de var. Öyle bir tablo ki küresel güvenlik ve barışı korumak için kurulan BM kendi çalışanlarını dahi İsrail'in barbarlığından koruyamıyor. Avrupa'sından Amerika'sına kadar insan hak ve hürriyetlerinin savunuculuğunu yapan güçlerin içine düştükleri aciziyet ise daha vahimdir. Bu ülkeler adeta İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi, hastane, okul, ev vurması, daha fazla masum kanı dökmesi için şartsız destek veriyor şeklinde konuştu. ABD yönetimindense Gazze'nin geleceği konusunda karışık sinyaller var. Oranın detayına bakacak olursak, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de yönetim o nasıl olursa olsun Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil dedi. ABD, İsrail'in saldırılarını sürdüğü Gazze'nin geleceği için burada yönetimin kimde olacağı konusunda karışık sinyaller verdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarını sürdüğü Gazze'nin geleceğine ilişkin ABC News'a değerlendirmelerde bulundu. Kirby, İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak, Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil diye konuştu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun işgal sona erdiğinde Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı açıklamalarına ilişkin Kirby, Netanyahu'nun söylediği şey şu anda reformdan geçmemiş bir Filistin yönetiminin kendisi için de bizim için de kabul edilemez olduğudur. Filistin yönetiminin şu anda Gazze'de güvenilir bir yönetim kontrolü sağlayabilecek bir konumda olduğuna inanmıyoruz dedi. Kirby bu kapsamda Gazze'de söz sahibi olabilecek reformdan geçmiş yeni bir Filistin yönetimi görmek istediklerini aktardı. Hafta sonu çıkan saldırı haberlerine ilişkin Pentagon'un açıklamaları var. Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve ticari gemilere saldırılardan haberdarız şeklinde. Pentagon, Yemen'deki Husi grubunun bölgedeki 2 İsrail gemisine drone ve füze saldırıları düzenlediğini iddia etmesinin ardından Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisine ve ticari gemilere yönelik saldırılardan haberdar olduğunu açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada USS Kearney ve Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarla ilgili haberlerin farkındayız ve elimize ulaştığımızda bilgi vereceğiz denildi. Yemen'deki Husi hareketi donanmasının United Explorer ve Number 9 adlı 2 İsrail gemisine silahlı bir insansız hava
aracı ve bir deniz füzesiyle saldırdığını açıkladı. Ancak İsrail sözcüsü Tuamiral Daniel Hagari, Husu hareketinin saldırdığını iddia ettiği iki geminin İsrail devletiyle hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Grubun ordu sözcüsü ayrıntı vermeden iki geminin uyarıları reddetmeleri üzerine hedef alındığını söyledi. Sözcü yayınladığı açıklamada saldırıların Yemen halkının taleplerine ve İslam ülkelerinden gelen Filistin halkının yanında yer alma çağrılarına yanıt niteliğinde olduğunu söyledi. İsrail'e bir askeri sözcü yorum talebine henüz cevap vermedi. Söz konusu olay 7 Ekim'de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana Orta Doğu sularında meydana gelen bir dizi saldırının ardından yaşandı. İsrail bağlantılı bir kargo gemisi geçtiğimiz ay İran'ın müttefiki Husiler tarafından ele geçirilmişti. Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının çoğunu kontrol eden grup daha önce İsrail'e balistik füzeler ve silahlı insansız hava araçları fırlatmış ve daha fazla İsrail gemisini hedef alma sözü vermişti. Endonezya'da bir yanardağ patlaması gerçekleşti. 11 dağcı öldü, 12 dağcı ise kayıp. Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesindeki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu 11 dağcı hayatını kaybetti. 12 dağcıyı arama çalışmaları ise güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durduruldu. Arama ve kurtarma ekibinin sözcüsü, pazar günkü patlama sırasında bölgede bulunan 75 dağcıdan 11'inin cesediyle birlikte hayatta kalan 3 kişinin bulunduğunu açıkladı. Sözcü yanardağın hala aktif olduğunu ve bugün meydana gelen küçük bir patlama nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu kaydetti. Kanser tedavisinde dikkat çeken yapay zeka umudu söz konusu. İlaç firması AstraZeneca, Amerikalı yapay zeka ve biyolojik ürünler şirketi Abski ile kanserle mücadelede antikor tasarlamak için bir anlaşma imzaladı. Amerikan Financial Times gazetesinin haberine göre iki şirket arasında bu konuda 247 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. İşbirliğinin amacı Abski'nin yapay zeka teknolojisine uygulanabilir onkoloji tedavisi bulabilmek için geniş çaplı protein analizlerinde kullanmak. AstraZeneca son dönemde bu konuya oldukça önem veriyor. Şu gazetenin haberinde iki şirketin hangi tür kanseri hedef almayı planladıkları ise belirtilmedi. İki şirketten ise şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yok. Gazetenin haberine göre anlaşmada Epski için araştırma geliştirme kaynağı ve önemli dönüm noktaları için bir ön ödeme tutarı yer alıyor. Bununla birlikte telif ücretleri ve ürün satışlarından gelir de şirket için ayrılıyor. Epski'nin kurucusu ve yöneticisi Sean McClain bir süre önce mühendislik ilkelerini ilaç keşfine uygulamanın muhtemel başarıyı artıracağını ve geliştirme sürecinde harcanan zamanı kısalttığını belirtmişti. Epski üretken yapay zekayı ideal ilaç tasarlamak için güvenlik, üretilebilirlik ve diğer özelliklere göre uyguluyor. Devam ediyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu bizle. Naim Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Eda Hanım iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. İsrail-Hamas cephesindeki gelişmeleri incelemeye devam ediyoruz. Geçici bir ateşkes söz konusuydu geçtiğimiz günlerde. Akabinde de iki gün uzatıldığını takip etmiştik. Reyna takasıyla beraber onun sonuna gelinmesiyle birlikte 1 Aralık itibarıyla saldırıların devamı söz konusu oldu. Ve tekrardan gözler nihai bir ateşkese bu süreç nasıl evrilebilire döndü aslında. Şu anki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz iki taraftan da gelen aksiyonlara baktığınızda? Evet, Eda Hanım bu geçici ateşkes ya da insani duraklama ya da silahların geçici susması dediğimiz bu evrede toplam 81 İsrailli
rehin ile 240 Filistinli rehin serbest bırakıldı. Yani 81 İsrailli'ye karşı 3 kat olan 240 Filistinli serbest bırakıldı. Ancak devamını İsrail tabii bunun devamını istemedi. Aslında ABD de istemedi. ABD zaten kalıcı bir ateşkes istemediğini kendisi belirtti hedefleri doğrultusunda. Bunun nedeni şu aslında. 6 günde İsrail, Güney Gazze'nin işgali için ordusunun hazırlık durumu için yeterli zamanı kazanmış oldu. Bir bu var. İkincisi, bazı rehineleri ya da esirleri de kurtarma imkanı buldu İsrail ki hem iç kamuoyunun tepkisi hem de Batı ülkelerinden alınan rehinlerin tepkisi biraz azaltılmış oldu. Çünkü İsrail'in en önemli hedefi şu. Bir, Hamas'ın bölgede yok edilmesi ya da etkisiz duruma getirilmesi. Yani İsrail bölgede, o coğrafyada hem Gazze şeridinde hem Batı Şeria'da yani Kudüs bölgesinde Hamas örgütünü istemiyor. Bunu etkisiz duruma getirecek, yok edecek veya başka ülkelere gönderecek. Dolayısıyla birinci amacı bu. Bu gerçekleşmeden İsrail'in bu şiddetli saldırıyı durdurması mümkün mü sorusunun cevabı ne yazık ki hayır. İkinci amacı ne? Gazze'nin tümüyle askerlerden arındırılması. Yani asker olmayan, silah olmayan bir statüye sokulması Gazze'nin. Hem Güney hem de Kuzey Gazze'nin. Bir de Gazze'nin mümkün olduğu kadar Filistinlilerden arındırılması. Buradan biliyorsunuz Kuzey Gazze'den ve Gazze'den yaklaşık 1.3 milyon yerlerini değiştirdi, göç etti. Toplam 2.3 milyondu. Zaten %60'ı göç etmiş oldu. Şimdi de İsrail'in hedefi buradaki Gazze'yi mümkün olduğu kadar sivil halktan arındırmış, Filistinlilerden arındırmış bir coğrafya haline getirmek, tamamen işgal etmek, kendisine bağlı bir Gazze olarak bunu ilan etmek ve o şekilde yönetmek istiyor. Çünkü onun hedefi ne? İsrail'in nihai hedefi? Tırnak içinde söylüyorum, gerekçesi kendisine tehdit olabilecek hiçbir varlığı, hiçbir oluşumu kendi coğrafyasında veya komşu coğrafyada istemiyor. Onun için Lübnan'ın güneyini de Gazze'den sonra Lübnan'ın güneyine yönelecek, Hizbullah'a, ardından da Suriye'nin güneyine yönelecek ve böylece Orta Doğu coğrafyasının haritalarını değiştirme yönünde ilk adımı atmış olacak. ABD ne diyor? ABD diyor ki biz kalıcı ateşkesi şu anda istemiyoruz diyor. Peki kalıcı ateşkesi istemeyen bir ABD o zaman bölgede barışı nasıl sağlayacak? Kalıcı ateşkesi niye istemiyor? Çünkü onun hedefleri doğrultusunda Suriye'nin güneyini, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Orta Doğu'daki haritaların ya da Orta Doğu'daki düzenin değiştirilmesi var İsrail'in hedefi. Dolayısıyla aslında biz İsrail de Gazze'ye odaklanmışken evet Gazze önemlidir ama ormanın bir ağacıdır. Peki zaman... orman nedir? Ormana odaklandığımızda Gazze, Batı Şeria ve Gazze'nin büyük bir bölümünün, Gazze'nin tümünün, Batı Şeria'nın önemli bir bölümünün, Batı Şeria'nın yani Kudüs'ün önemli bir bölümünün İsrail tarafından işgal edilmesi, Lübnan güneyinin işgal edilmesi, Suriye güneyinin işgal edilmesi ve ardından da sıranın İran'a gelmesi. Bu orman. İstediği o zaman İsrail'in bu isteğiyle örtüşüyor mu şu anda ateşkesi istememesine baktığımızda? Eda'nın kesinlikle örtüşüyor. Çok teşekkür ederim. Önemli bir konuya vurgu yaptınız. Evet, İsrail'in stratejik hedefleriyle ABD'nin stratejik hedefleri tamamen örtüşüyor. Ve birbirleriyle uyumlu şekilde hareket ediyorlar. 7 Ekim 6.30'dan itibaren ABD ve İsrail... Hatta İngiltere'yi de katabiliriz. Birbirleriyle uyumlu şekilde hareket ediyorlar. Dikkat edin. ABD İsrail saldırıları durdursun demiyor. ABD İsrail'in bu şiddetli saldırılarının sivillerin kayıplarını azaltması yönünde tedbir alsın diyor. Yani İsrail saldırsın ama sivillerin kayıpları çok fazla oldu. Dünya kamuoyunun çok aşırı tepkisine neden oldu. Onun için bu tepkiyi azaltmamız için İsrail saldırılarda sivillerin kaybını, zayiatını daha az bir düzeye indirsin diyor. Kalıcı ateşkesi şu anda istemiyoruz diyor ABD. Kalıcı ateşkesi bir ABD niye istemezsin Gazze'de ya da İsrail'le Filistin arasında ya da İsrail'le Hamas arasında? Sizin dediğiniz gibi, belirttiğiniz gibi henüz İsrail kendi taktik ve stratejik hedeflerini ele geçiremedi. ABD'de İsrail'in Suriye'nin güneyini işgali, Lübnan'ın güneyini işgali, Gazze'nin tümünün işgal edilmesi
Ve ondan sonra sıranın İran'a gelmesi yönünde ABD de tabii bu taşları adım adım döşüyor. Onun için bunu bu şekilde eğer odaklanırsak ormana ve ağaca daha rahat resmi ve tabloyu daha rahat okumuş oluyoruz. Yalnız Eda Hanım şunu bir şu gerçeği açıklıkla değerli izleyenlerimize açıklamayı bir borç biliyorum. Yani savaş tarihi çalışan biri olarak, emekli bir asker olarak. İsrail'in şu anda yaptığı saldırının savaşla hiçbir ilgisi yok. Yani savaş tanımında, savaş literatüründe, savaş kavramında, savaşın tarifinde İsrail'in şu anda yaptığı saldırının bu savaş tanımının içine girmiyor. Neden? Çünkü savaşın bir hukuku var. Savaşın kanunları, yasaları var. Savaşın kuralları, prensipleri var. Savaşın etiği var ve savaşın suçları var. İsrail bunların hiçbirine riayet etmiyor. Her gün savaş suçu işliyor. Bakın gün 8-10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü, günde 300-400 sivilin öldürüldüğü, katledildiği, dünya tarihinde 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde bir savaş yok. Yani dünya 5000 yıllık yazılı savaş tarihimiz var elimizde. 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü, bir günde 300-400 sivilin öldürüldüğü bir savaş durumu hiç olmamıştır. Bir istisna hariç. 6 Ağustos 1945 ve 9 Ağustos 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombaları hariç. Bu atom bombalarının atıldığı alan hariç dünyada hiçbir savaşta 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde 8-10 dakikada bir çocuk öldürülmemiştir. Günde 300-400 sivil katledilmemiştir. Onun için İsrail'in burada saldırısına biz savaş diyemeyiz. Savaşın tanımı böyle bir durum yok. Çünkü savaşta hukuk var, savaşta etiyeller var ve savaş suçları var. Şimdi İsrail bunların tümünü reddederek şiddetli ve yıkıcı saldırılara devam ediyor. Bu savaş suçudur ve insanlık suçudur. Onun altını çizelim. İkinci konu, Birleşmiş Milletler'e üye bir devlet bu şekilde bir saldırı yöntemini takip etmez ve uygulamaz. Çünkü Birleşmiş Milletler'e üye olan bir devletin Birleşmiş Milletler sözleşmelerine uyma zorunluluğu vardır. Yani Cenevre Sözleşmesi'ne, yani savaş suçlarına, yani savaş etiğine, yani savaş kurallarına. O zaman karşımızda şu durum ortaya çıkıyor. Yani bilimsel, tarihsel bir tarif yaptığımızda savaş literatürüne uygun olarak İsrail'in saldırıları savaş tanımı içinde yer almıyor. İki, bunu bir devlet yapmaz. Onun altını çizelim ve değerli izleyenlere de bu şekilde bu bilgiyi açıklayalım. Diğer bir konu daha var. Batı İttifakı dediğimiz ABD ve Avrupa Birliği, buna biz Batı İttifakı diyoruz. Batı İttifakı'nın Ukrayna'da Rusya'nın işgaline karşı, evet Ukrayna'daki Rusya'nın işgali kınanmalıdır. Ukrayna'daki Putin Rusya'sının işgali uluslararası hukuka aykırıdır, gayrimeşrudur, hiç kuşku yok. Bunu kalın kırmızı çizgiyle çizelim. Ancak ABD ve Avrupa Birliği'nin, Batı İttifakı'nın Ukrayna'da Rusya işgaline karşı Putin'e ve Rusya'ya gösterdiği tepki ve reaksiyonu biz burada İsrail saldırılarında İsrail yetkililerine gösterdiğini göremiyoruz. Çifte standart uyguluyor. Bu da Batı'nın kendi merkezinde konumlandırdığı insan haklarının, özgürlüğün ve demokrasinin kendi merkezinde konumlandırdığı Batı İttifakı'nın etik değerlerinin iflasıdır bu. Yani 5000 yıllık yazılı tarih incelendiğinde 2003 yılında geldiğimiz evrede 2003 yılındaki İsrail'in bu Gazze'deki saldırılarını savaş tarihçileri kaydettiğinde 30-40 yıl sonra bunu mutlaka birkaç paragrafla belirteceklerdir. Onun altını çizelim. Ama şunu da söyleyelim. Her iki taraftan elbette ölümler herkes tarafından kınanmalıdır. Her iki taraftan. Onu da altını çizelim. Savaşta veya saldırıda sivillerin, çocukların, kadınların, yaşlıların hedef alınması savaş suçudur. Siz savaşta hiçbir zaman sivillerin ulaşması gereken sağlık sistemini, sağlık zincirini yerle bir edemezsiniz. Bu savaş suçudur. Savaşta su kaynaklarına ulaşımı engelleyemezsiniz. Savaş suçudur. Savaşta çocukları, kadınları veya yaşları hedef alamazsınız. Bu savaş suçudur. Bir de savaşta insanları yerlerinden büyük kitlesel bir şekilde göç ettirmeye
gerekçe olmak üzere bazı ağır saldırıları yapamazsınız. Bu da savaş suçudur. Onun altını çizdikten sonra bu savaşın ben kısa sürede bitmeyeceğini, uzun süreli bir savaş olacağını düşünüyorum. Eğer savaş tanımı içerisinde maalesef tırnak içinde söylüyorum. Çünkü başka bir terim bulamıyoruz. Uzun süreceğini düşünüyorum. Gazze, bir de şuna dikkat edelim Eda Hanım. Bu geçici insani duraklamada veya silahların geçici susması dediğimiz bu evrede 6-7 gün sürdü. Ama bir yerden 244 Filistinliyi teslim etti Hamas'a. Hamas da 81 İsrailli rehini teslim etti. Doğru. Ancak aynı anda İsrail Batı Şeria'da, yani Kudüs'ün bölgesinde civarında yaptığı saldırılarda da 254 Filistinli öldürüldü, hayatını kaybetti. Fakat aynı anda İsrail ordusu Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliyi de tutukladı. Yani bir yerden siz 240 Filistinliyi serbest bırakıyorsunuz ama öte yandan Batı Şeria'da bu kadar sayıda, hatta daha fazla sayıda Filistinliyi tutukluyorsunuz. Bu da tabii ayrı bir olay. Dolayısıyla Gazze'ye odaklandığımızda Doğu Kudüs, Batı Kudüs ve Batı Şeria'daki olayları görmüyoruz veya daha az görüyoruz. Ama Batı Şeria'da da İsrail saldırılarına devam ediyor. Orada Filistinlerin mülkleri, evlerine el konularak oradaki demografik yapı İsrail lehine dönüştürülüyor. Hı hı. Demek ki İsrail bu saldırının, şiddetli saldırının sonunda, yani önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde şunu göreceğiz. Artık orada neredeyse Filistinli olmayan bir coğrafya olacak maalesef. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler değerli katılımınız için, aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Şunayin Babiroğlu bizlerleydi. Burada noktalayacağız. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.